O gel kardeşlerin kurucuları bu memlekette doğmuş, bu memlekette büyümüş. Bütün her şeyini bu memlekette borçlu olan, bu memleketin varlığıyla, bu memleketin insanlarının güzelliğiyle, bu memleketin insanların kazancıyla büyümüş, insanlarına hizmet etmeyi, halka hizmet etmeyi, hakka hizmeti sayarak elinden geldiğince nereden geldiğini farkında olarak geldiği yere, yaşadığı topluma faydalı olmak adına bölgesinde olan bütün organizasyonlara elinden geldiğince katkı sağlamaya, memleketimizin daha refah seviyelerine ulaşabilmesi adına dışarıdan gelecek katılımcıların önünü açmak, daha büyük markaların, daha uluslararası markaların şehrimize gelerek büyük organizasyonlara imza atmaları için bir ön ayak olabilmek adına bir gayret sarf etmektedir. Kristal karı, sarıtsam ormanları, masmavi gökyüzü ve insanları ısıtan güneş eşliğinde Sarıkamış Kış Oyunları Festivali başladı. Ögel kardeşler kendi bölgesinde otomotiv sektöründe, otomotiv lastik sektöründe, Ülker distribütörlüğü, boş beyaz eşya bayiliği ve farklı tarım aletleri işi, farklı sektörlerde toptan ve perakende mağazalarla halkına hizmet etmeye devam etmekte olan, halka hizmet etmenin en büyük değer olduğuna inanan bir şirket olarak yoluna devam eden bir şirkettir. Kars Merkez, Sarıkamış, Kazman, Ardahan, Kars Merkez'de 3 tane şube, Erzurum'da 3 tane şubeyle halka, memleketimize, insanlarımıza hizmet üretmeye gayret ediyoruz. Biz bu organizasyonun başladığı yıldan beridir, 4 yıl, 4 yıldır bu organizasyonun ana sponsor olarak vatandaşımıza hizmet etmeye, şehrimizin önünü açacak projelerin yapılabilmesine, bu memleketimizde bulunan diğer şirketlerin bu işe daha büyük katkılarla ortak olmasına ön ayak olabilmek adına 4 yıldır Sarıkamış Kış Oyunları'na -36 Derneği'nin katkılarıyla yapılan organizasyona bir katkı sağlamaya çalışıyoruz. Tabii şirketimiz sadece bunu yapmıyor. Sarıkamış şehitlerinin anma törenlerinde gelen misafirlerimize sıcak ikramlarda bulunmaya da devam ediyoruz. Gayret ediyoruz, mücadele ediyoruz. Çünkü bu memleketin her şeyin en güzeline layık olduğunu inanan insanlarız. Allah-u Teala şu memlekete o kadar güzellikler vermiş ki, tabiatıyla, kışıyla, çam ağaçlarıyla, doğal güzellikleriyle, tarihiyle, bunun yanında yazın yaylalarımızla, suyumuzla, insanımızla, kültürümüzle müthiş bir potansiyele sahip. Jeopolitik konum itibariyle biliyorsunuz Bakü Tiflis Kars Demiryolu projesiyle hayata geçtiği gün, buradan Nahçıvan'a bir bağlantı kurulduğu gün, Karadeniz'e, Trabzon'a bir bağlantı kurulduğu gün, insanların uğrak yeri olacak bir nokta haline gelecek. Türkiye Rally Şampiyonu Murat Bostancı'da festival kapsamında kristal kar üzerinde deneme sürüşleri yaptı. Geçen rally işiyle uğraşan bir arkadaşımız aynen şunu söylüyor. Dünyada bu işin yapılabileceği iki ülkeden İrlanda ve bir ülkeden daha bahsetti. Üçüncüsü Sarıkamış dedi. Milyon dolarların rahatlıkla gelip harcanılabileceği, otel sayısının artabileceği, konaklamanın 20-25 bin yataklara çıkabileceği bir potansiyele sahip ilçeden bahsediyoruz. En iyi kayak yapılabileceği, kristal karın mevcut olduğu, kış sporları mevsiminin belki de Eylül'ün 20'sinden sonra kar yapma makinelerinin koyulmasıyla birlikte Eylül'ün 20'siyle başlayıp Nisan ayının sonlarına kadar rahatlıkla insanların en güzel şekilde kayak yapabileceği, kış sporlarını en güzel şekilde yapabileceği bir şehirden bahsediyoruz. Sarıkamış Kış Oyunları Festivali bütün heyecanıyla devam ediyor. Şu anda da -36 Derneği'nin öncülüğünde başlatılan kar üstünde ofrat gösterisine vatandaşlar da büyük ilgi gösteriyor. Şehitler diyarı Sarıkamış. Beyaz şehir. Dans eden karlar ülkesi. Güzel, bu güzelliğin en iyi şekilde tanıtılması lazım. Biz de acizane kendi gücümüzle şehrimizin, bölgemizin tanıtımına katkı sunmaya gayret ediyoruz. Araçlar bu zorlu parkurları en kısa sürede geçmek zorunda. Başka projelerimiz bizim memleketimizle ilgili bir ses olmaya, sorunlarımızı
en iyi şekilde anlatmaya, gayret etmeye, bu memleketin çocuğu olarak sorunlarımıza çözüm üretecek mercilere o sorunları bildirmeye, yeni yapılacak yatırımların, yarın yapılacak daha farklı organizasyonların takipçisi olmaya devam edeceğiz. Ya, tabii ki AK Parti ile birlikte Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Sarıkamış'a bir müthiş bir gönül bağı var. 13 yılda AK Parti ile beraber ciddi organizasyonlar yapıldı, ciddi yatırımlar yapıldı. Güzel şehrimizin önünün açılması adına ciddi katkılar, kazanımlar sağlandı. Bizim tören alanlarımız, şehitler anma tören alanımız, tanıtım merkezimiz, DSİ'nin, Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın ciddi yatırımları var. Burada spor sahaları yapılıyor. Bu spor sahalarının da devreye girmesiyle beraber futbol takımlarının, spor kulüplerinin burada yazın rahatlıkla kamp yapabileceği ortamlar oluşturulacak. İnşallah şehrimizin önü açık. Dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri olacak. Turizmin 12 ay boyunca yapılabildiği, manevi turizmin, Ebu'l-Hasan'ın Harekâne Hazretleri var bu bölgede biliyorsunuz. Tarih turizmde yanı başımızda annenin olması, İshak Paşa Sarayı'nın olması, Ruslardan kalmış Baltık mimarisine dair önemli eserlerin olduğu bir coğrafyada yaşıyoruz. Bunları da bu işin içerisine kattığımız gün, değil Türkiye'nin, değil Kafkasya'nın, dünyanın sayılı turizm merkezlerinden biri olacaktır. Bunu temele atılmıştır. İnşallah bu hedeflere ulaşacağız. Biz de az önce bu heyecanı tattık. Müthiş bir şey. Hiç bitmemesini insan arzuluyor, istiyor. Akşama kadar devam etsin, hiç bitmesin gibi değerlendiriyorsunuz. Müthiş bir şey. Bu güzelliği herkesin yaşamasını istiyoruz. Herkesi böyle bir güzelliği yaşayabilmesi adına Beyazşehir Sarıkamış'a bekliyoruz. Böyle bir organizasyona da sponsor olmanın mutluluğunu, insanlarımızdaki bu heyecanı, bu mutluluğu gördüğümüz anda bu azı, bu mutluluğu çok fazlasıyla yaşıyoruz. İnşallah böyle güzel organizasyonlarda hep beraber oluruz. Böyle güzel organizasyonları arttırıp sponsor sayımızı arttırır. Memleketimizin bu organizasyonlardan daha fazla katkı elde edebilmesi için hep birlikte mücadele ederiz. Offroad tutkunlarını, hünerlerini bu defa kar üzerinde sergilemeye başladı. Yurt içi ve yurt dışından onlarca offroad hayranı Kış Oyunları Festivali kapsamında Sarıkamış'ta buluştu. Güzel yer biliyorum. Hava güzel, etap güzel, arkadaşlar, insanlar çok hoş, güzel. Keyif almaya geldik. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. 3, 2, 1, 2. Sarıkamış bizim için bir ayrı bir şey. İlk yılın şampiyonu olmamızın ayrı bir gururu var. Bakalım inşallah. Kupa ikinci plan bizim için. Önemli olan maneviyat. Kayak severler Sarıkamış Kayak Merkezi'ne akın etti. Kar üzerinde bisiklet gösterisine ev sahipliği yapıyor. Evet.
Çok güzeldi. Güzel bir organizasyon. Güzel bir organizasyon. Gidemezsek pedal çevir. Değil mi ben de şeyine bak. Yani pist tam istediğimiz gibi batmadı, çıkmadı. Yukarıdan geldiler, aşağıya göndereceğiz. Aybars, ben şekildeyiz Aybars. Türkiye'de ilk defa, yani böyle bir kar oyunları festivali Türkiye'de başka bir yerde yok. Kristal karıyla, Sarıçam ormanlarıyla muhteşem bir doğaya sahip Sarıkamış ilçemizde ilk defa bu sene böyle bir etkinlik düzenleniyor. Güneş gözlüğü kullanan kardeşimizin sayısı aşağı yukarı %10 bile değil. Tek sebebi var, Sarıkamış'tan dolayı. Kristal karı ile çamlar arasındaki pistleriyle ayrıcalıklı bir yer. Çünkü off-road yarışları Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bu sene ilk defa bir katılım oldu. Biz gelecek yıllarda bu tür faaliyeti uluslararası bir alana taşımayı hedefliyoruz. Tamam. Başlayalım. Kristal kar olması buzlanmayı, donmayı ve evet, sertleşmeyi engelliyor. Bu da kayakçılar için çok güzel bir evet, avantaj. İglo yapmak için evet, dezavantaj, dezavantaj, kayak yapmak kayak için avantaj. Özel kardeşler, ana sponsorluğunda gerçekleşen Sarıkamış kış oyunları birazdan başlayacak. Sayın belediye başlıyor. Bütün Sarıkamış halkına, Kars halkına, burada yardımcı olan herkese çok teşekkür ediyoruz. Ve ilk defa belki hayatımda böyle bir adrenalinin tavan yaptığı bir duygu yaşadım. Çok farklı bir duygu. Gerçekten bu off-road yarışlarının burada yapılmış olması, Avrupa şampiyonu birisinin burada olması, Sarıkamış gibi değerli bir yerin değerinin bilinmesi anlamında çok çok önemliydi. Kendinizi koltukta böyle geriye doğru itin. ...29 tane off-road aracı, 2 tane UTV yarıştı bu sene. Off-road gösterileri kar üzerinde devam ediyor. Herkes de bana davet.
kayaş pistinde, kar altında. Evet, beraber çok güzel bir deneyim yaşadık. Müthiş bir duygu. Herkesin yaşamasını tavsiye ederiz. Bunu güvenli bir şekilde yapmak lazım. Biz de bunu güvenli şekilde yapanlarız. Kimse dışarıda otomobilleriyle bunları denememeli. Ülkemizde pistler var, bunun yapıldığı organizasyonlar var, yarışlar var. O yüzden bunu en önemlisi güvenli bir şekilde yapmak.